Herkese merhabalar. Ben Xtrabit. Ne haber? Bayağıdır şey yapamadık. Kaç ay oldu ya? Bir seneden fazla oldu değil mi? Bir geyikliyoruz yapmayalı ya. Vallahi ben askerliği falan yaptım düşün yani. Bu da her şey askerliğe odaklıymış. Neyse. Tabii ondan önce şeyle yapıyorduk. Onur'la yapıyorduk. Tabii Onur çocuk evdeki çocuk sayısı çarpı 2 olunca müsait olamadı. Bu saatte sonra hiç olacağını zannetmiyorum. Zaten daha hani çocuğun biri daha gelirken bıraktık biz onu. Vaktim kalmadı çağırdı falan dedi. Şimdi o çocuk da doğdu. Hiç şansı yok diye Selam düşünüyorum. olsun. Yani. Aynen öyle. Efendim Batuhan ve Alpay ile beraberiz. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk. Alpay sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. E o zaman bugün ayın kaçı ya? 18 mi bugün? 18. 19 aynen. Değil mi? 18'i son geyikliyoruz da 19 Şubat'ta yayınlamışız. Bir sene olmuş. Tam bir sene mi? Vay arkadaş. Harbi. Harbi. Muhtemelen 18'inde çekip 19'unda yayınlamışsındır. Evet, yine aynısı olacak ha? Vay nasıl? Yine testlerden sonra bir ya olur da mu peki şeyden, arada? Lansmanlardan önce. Bilmiyoruz artık. O bizdeki şu an ben aslında muhabbet olsun diye kaydetmiş bulunuyorum bu kaydı. Merak eden için ama bir yeterince laklakımızı da yaparız herhalde. Arabalar aynen tanıtıldı. Tabii bir kısmını göremedik. Tanıtıldı mı? Yani işte olduğu kadar. Tanıtıldı ama adı tanıtıldı yani. Yoksa renk değiştirip önümüze sürdüler yani. Ya şeydi işte pembişler öyle olmuş mesela. Ona sinirim bozuldu. Yani bayağı 2019 aracı o. Bir iki ufak bir değişiklik var. Hani onu artık şey göreceğiz. Yarın göreceğiz yani 19'unda göreceğiz. Renault daha kötü. Adamlar arabayı bile göstermedi. Kaçak evet fotoğraf falan filan gördük daha bugün yani bir dümüne. Ya lansman yaptı adamlar. Harbiden araba göstermediler. Öyle bir rezil adamlar. Yani. Sauber güzel bir şey yapmış. Bugün Twitter'da düştü. Fotoğrafın şeylerini ayarlarını oynayınca Nice Try çıkıyor. Fotoğrafın şeylerini açınca, renklerini açınca. Yanımı vereceklermiş. Yani. Exposure'ı açınca. Aynen onu bizim, iyi düşünmüşler. Bizim Arkalyon'un lansmanı Renault'un lansmanından daha iyiydi. Bak çok net söylüyorum. Ya Renault zaten küfür edeceğim de etmeyeyim bak etmeyeyim. Hayır araç da siyah. Yani siyah ekrandan başka bir şey gözükmüyor şeyde. Lansmanda. Rezil ya. Neyi görmedik? Hangi aracı görmedik şu an? Aslında hepsini gördük. Gördük. Alfa Romeo'yu sadece bir skinini değişik bir renkler üzerinde piste gördük ama resmi bir tanıtım falan ya olmadı. İşte şey olaya... aynı olacak. Onda bir şey yok. Hani bir yerinde bir Orlen yazar. Hani arka kanatta, aynı, sağında, aynı solunda. Gerisi aynı olacak zaten. Onun bir o paylaştıkları teaser fotoğrafta zaten kırmızılar yoğunlukta gibi görünüyor ama geçen senenin aracına bak. Şeydir. Onda da öyle. Hani üst taraf kırmızı, alt tarafa doğru beyazlık oluyor filan. Bayağı tasarım aynı kalacak. Sağında solunda Orlen yazacak. Bu arada yarın Alfa Romeo'da, Sauber diyoruz biz onlara. İlk piste çıkacak kişi Kubica'ymış. Hani yuh dedim bir an. Niye ki? Sponsorluk. Orlen. Yani. Bu kadar para akıtıyorlar. Tabii. Yani öyle abi, değil. Abi Raikkonen zaten tabii, iki tur atsa avantajı yeter var. Hoş Raikkonen varken Kubica'ya ne ihtiyaç var diyebilirsin. Hani Williams'ta olsa mesela hani çıkartırsın değil mi? Hani Russell var sonuçta çok anlamıyor. Latifi istese de anlayamayacak zaten. Öyle bir tipleme. Hani tecrübeli adamı önce çıkartmak gibi bir düşünceye sahip olabilirlerdi. Ama belli ki bir de işin öbür tarafı var. Onu da farklı yorumlanabiliyor. Araca güveniyorlarsa hani doğrudan ayar yapmaya geçeceklerse tecrübeli pilotu çıkarıyorlar. Ama araca güvenmiyorlarsa hani bir aşırı ısınma sorunu, sensör sorunları, hani yolda kalmalık bir şey çıkacaksa dandik pilotu çıkartıyorlar. Hani o patlasın. Öyle bir durum var. İdari Kubica'nın hissiyatı ne kadar iyi olabilecek ki de ayarlarda feedback verecek şeye. Ama onun geçen seneden biliyorduk ya. Hani Williams mühendisleri falan filan da söylüyordu. İşte Kubica'nın hisleri çok kuvvetli. Mühendislerle çalışması çok iyi. İşte arabanın neresinde ne var, ne yok, nasıl olsa daha iyi olur hepsini söylüyor falan diye. Aynen, tamam, elinde Raikkonen var. Fark vardı. O farklı bir şey. Ama buradaki sıkıntı Raikkonen'in konuşmuyor olması.
Ha işte hani Raikkonen varken dediğiniz gibi yani çok gerek var mı? Ha, muhtemelen sponsorluk ha. anlaşması gereği bir şeyler yapılmıştır orada. Raikkonen yani şakır şakır konuşuyormuş öyle bir durumda bunu. Hani şaşırdım ben duyduğuma. Mantıksız gelmedi ama yine de o şeyin kitabında Mark Presley miydi? Neydi o? McLaren'ci mekaniker. Onun kitabında diyor hani şey suskun bir adamdır. Normalde konuşamaz, kimsenin yanına yaklaşmaz, etmez. Ama araçtan inip mühendisiyle şakır şakır konuşuyormuş. Hani şu şöyle olsun. İş başka, öbürü başka. Yani öyle takılıyormuş. Hakkinen onu da yapmıyormuş. Hakkinen hiç konuşmuyor. Şeyle geliyor. Elini uzatıyor. Hani meşhur bir Schumacher'e bir hani o 2000 Spa'daki geçişi nasıl yaptığını gösteren bir fotoğraf var ya. Schumacher'le böyle dil dışarıda bakıyor nasıl yaptı lan herif diye böyle. Yani elini o el işaretini elini araba yapıp o işaretini çok kullanıyormuş. Hani arkayı bırakıyor, önü bırakıyor filan gibi. Mühendis anladı anladı. Yani anlamadı artık. Neyse yani. O da Hakkinen'in huyudur. Söylemiş olalım. Haas aracını gördük galiba. Kelkör. Baya Ferrari'den copy paste. Yani her sene zaten bir önceki Ferrari'yi kullanıyorlar gibi. İlk geldikleri iki seneden beri neredeyse hep böyle. Direkt bu seneki Ferrari'yi kullanıyorlar. Çünkü bu seneki Ferrari'nin havalığı var ya. Scoop. Baya aynısını yapmışlar. Boynuzları yok bir de. Fark ettim yani. Onu. Baya onun aynısını yapmış. Doğru. Öyle bir ilginçlik bu... var. Şey çok değişmiş ama genel olarak ya. Dikkatimi çeken iki şey var. Bir tanesi bu pilotun kafasının üstündeki o takla barının oradaki hava alıkları herkes değiştirmiş. Yani büyük farklılıklar var. Yani büyük takımlarda da bunu değiştirenler var. Bir de renk oyunlarıyla şu çirkin çıkıntılı Ferrari tipi burunları biraz saklamaya çalışmışlar. Williams yapmış işte bunu. Ne bileyim Haas yapmış. Force India yapmış. Herkes onlarda bir oynamaya çalışıyor. Force India. Alışamadık ki ya. Evet. Alışamazsın ki Force India oluyor. Bir sonraki sene Racing Point, bir sonraki sene Aston Martin diyeceksin. Şey gibi. Sauber'e dönüyor iş. Yani BMW'ydi. Bir sene sonra BMW, Sauber, Ferrari oldu. Bak BMW, Sauber, Ferrari'ydi bir ara takımın adı biliyorsunuz değil mi? Evet 2008 falandı. Hayır. 2010. BMW çekilince ismini değiştiremediler. Hayır 2009'da BMW vardı. 2010'da yoktu. Motor var mıydı 9'da? Vardı. Hani 2010'da BMW kaçtı. Bunlar alelacele Ferrari motor taktılar ama FIA'dan isim değiştirme izni alamadılar. Baya BMW Sauber Ferrari duruyordu. Arabada Ferrari motoru var. Ama takım adı BMW Sauber. Hani saçma sapan. Öyle bir saçmalık olmuştu orada. O da onun gibi oldu biraz da bu neydi? Pembiş diyorum. Peki. Ben geçiyorum yani. Tamam abi ona pembiş diyorsun da Alfa Tauri'ye ne diyeceğiz? Her nesil farklı ya, bir şey diyor ona. Ona da... Toro Rosso'da geç. Toro Rosso diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka? Minardi diyen var. Ya Minardi denir de Minardi'nin üstünden bayağı zaman geçti sonuçta. Hani Force India'yı da Jordan demiyoruz. Diyesim geliyor mu? Geliyor. Pembe bir şeye de Jordan diyemem ki ben. Yakışır abi ya Eddie Jordan'a. Sarı filan olsa tamam da. Herkes burunları inceltmiş. Aynen. Mercedes tipi burun mevzusu. He, Mercedes tipi. Abi orada da herkes Mercedes tipi buruna geçmiş. Mercedes burnu değiştirmiş gibi geldi bana. Ya sen askerdeydin. Sen bilmiyorsun. Geçen sene de aynı burun vardı. He. Büyük oranda aynı ya. Çok temel tabii bir değişiklik yok burunda Mercedes'te. Burun aynı görünüyor da. Hani ama var bir değişiklik olduğu kesin. Geçen senekinin aynısı hı-hı değil ama aynı kalınlıkta yani bir kalınlığında çok bir değişiklik yok. Onu hatta McLaren bir tuhaf görünüyor. McLaren de evet bir acayip. Red Bull bir acayip. Red Bull da boya kurtarıyor. Yani bak Red Bull'da boyasız bir o da bir tipsiz görünüyor. Anlamadık o işi ama Red Bull iyi çalışmış işe. Yani bu sene şampiyonluk adayı... Meksika'yı alırlar. Ha yani genelde öyle olur şimdi. Ben bu sene Red Bull şampiyon adayı olacak diyeceğim. Herifler sonra McLaren'e falan geçirirler. Şimdi dediğimin tersi çıkıyor ya malum. Bugün Scarp bir tweet atmıştı. Red Bull'un bu ön süspansiyon kolları, işte direksiyonu, yönlendirme çubukları falan bunlar bir tuhaf görünüyor falan filan ayağına bir şeyler atmıştı. Gördüm onu. Erdim attı bana. Hakikaten hani bir yampiri geliyor şeye lastiğe girerken hani tekerleğe bağlanırken bir yamuk bağlanıyor. Şeyi yakalamaya çalışıyorlar. Bu geçen sene miydi? Monaco'da bir Bottas'ın fotoğrafı vardı. Hatırlıyor musunuz? Şeyi dönerken o viraj vardı. Neydi? Kasino muydu?
Loves mü? Loves. Loves galiba. Neyse işte o U viraj var ya böyle Monaco'daki hani dönürler. Antalya'dan aşağı inip döndün. Orayı dönerken aracın ön kanadı neredeyse yere sürtüyor. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Bunun muhabbeti sanki abi yapılmıştı ya. Hatırlıyorum böyle bir şeyler. O zaten yani 2 senelik mevzu bu. Yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil ama yani onu da bir ileri seviye uygulama yolu olarak düşünülüyor bu. 2 senede mi kopyalamışlar? Yok zaten uyguluyorlar. Onu bir tık ileriye taşımış adam diye düşünüyorum. Anladım. Yani büyük ihtimalle 2021 için yolunu yapıyor şeyin. Yani olabilir. Öyle bir şey olduğunu söylüyorlar. Bayağı right height kontrolü yani şey. Ön sürüş yüksekliği kontrolü. Mercedes'in arka süspansiyonu zaten geçen seneki gibi lift steer mi diyorlar, bir şey diyorlar ona. Yani arabanın arkası havalanınca arka lastikler bir tarafa doğru dönüyor. Bayağı arka tekerlekler dönüyor aslında. Süspansiyon geometrisiyle yapıyorlar onu. Yani direksiyon sistemi yok orada ama yani ne tarafa doğru yatıyorsa araba o tarafa doğru şey dönüyor. Arka tekerler dönüyor ve aslında hani yeni arabalarda falan oluyor ya, bazılarını koyuyor arka tekerden de dönüş ver. Bazı hızlarda dönüş çapına falan yardımcı oluyor. Mercedes geçen sene bir temelini kullanıyordu onu. Onun da bir tık ileriye almış gibi bir düşünce var. Yani şu an kimse onun nasıl tasarlandığını bilmediği için sallamaktan ileriye gidemiyoruz şu an. Lastik tasarımını çok radikal şekilde etkiliyor mu bunlar? Kullanımını, pardon, lastik kullanımını. Lastik kullanımını etkilemiyor da şeye yarıyor. Ama yükler ve dönüş açısı falan değişiyor. Bu arka lastiklerin ısınması ya da daha soğuk kalması falan. O olay şeyde işe yarıyor. Hani viraj giriş çıkışında işe yaradığı için. Yani o lastikleri o kadar etkileyen bir şey değil, öyle söyleyeyim. Kısa süreli Anladım. Mevzularda oluyor. Lastik kullanımını genelde hızlanma veya hani frenaj konusunda çözmeye çalışıyorlar. Frende lastiğin neresi yere değecek, hızlanırken neresi yere değecek gibi bir vaziyet var orada. Tam ben de anlamıyorum sonuçta. Onu kimse anlamıyor diyoruz ya. Hani Scott bile adam hani ne olursa olsun şöyle olabilir, şöyle görünüyor gibi yorumlar yapabiliyor. Yani içeride olmadığı için bilme şansı %100 kesin böyle deme şansı yok. Çok bariz bir şey olmadıkça. Yani bilen adam içerideki sistemin ne kadar çalıştığını bilmiyorsun. Neye çalıştığını biliyor işte. Süspansiyonun yani çok gevşek laflar vardır ya. İşte bu yeni tasarımlar süspansiyon daha verimli çalışıyor. Bir zahmet değil mi? Daha verimli. Ama ne açıdan? Ne kazandırıyor? Ya işte bir öncekine göre daha verimli böyle. Apple gibi hani. Best iPhone ever. Bu hani. Bir öncekinden azıcık daha iyi. Bu kadar. Çok geniş boş laflar onlar. Bir şey yok. Ben de illaki daha iyidir. Daha kötüsünü yaptıysan. Hani Williams değilsen. Yuh. Williams'san zaten normal. Abi Williams demişken eskilere biraz soru gibi bir şey olacak da 99 Williams aracını hatırlattı bana ya. Alexander Schumacher. 99 Williams aracı kıpkırmızı bir şey değil miydi? Ya ne bileyim, andırdı. Çok da kırmızı değil ya. Gene renkli. Bir damla kırmızı gördün diye ta oraya mı hatırladın? Ya ne bileyim, renk tonları falan, renk şeyleri falan böyle görünce. Yok be, çok da kıpkırmızı değilmiş. Biraz ben mavili mavili falan var ama. Ya beyaz kırmızı. Yani biraz andırıyor olabilir. Belki. O da şeydi yani. Neydi o? Sigaradan dolayı kırmızıydı o. Winston mıydı? Neydi o bir şeydi? Siz daha iyi biliyorsunuz. Winston. Sigaracılar sizsiniz yani. Onda ne vardı Vintik ya? Vintik mi ne öyle bir şey yazıyor. He? Ne yazıyor? Vintik mi ne öyle bir şey yazıyor arabanın üstünde. Ha, Winfield. Ha, Winfield. Aynen öyle. Hiç şey duymadığım bir şey. Ben de duymadım. Sigaracıydı o da. Oradan o renge şey yaptıydı. Hoş, önceki renkleri de sigaracıydı o. Camel'dan mı bir şeyden geliyordu. Rotmas. Camel kısa bir süre olduydu galiba. Öyle 90'ların galiba. Başıydı galiba. Ya da ortası falan öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Önce Rotmas yok muydu ya? Rotmas daha sonra Rotmas galiba. Senna zamanı, daha sonrası falan. 95, 97, 93, 94 Senna'da falan. Senna'da Rotmas yok muydu? Vardı. İşte Camel ondan da öncesi. Şey, Masel zamanları olabilir. Öyle mi? Olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Her neyse. Yeni araçlara Yeşil dönecek mavi, olursak. Sarı böyle. Diğer sigaracıya geçelim. Ferrari. Sigaracılık bitti ya Ferrari'nin.
Ulan hayvan gibi her yerde Miss Winnow yazısı duruyor yani hala. Abicim Ari Rabene gitti. Gönderildi. Ya şimdi acaba beni şettirme şimdi. Acaba benim ne yapıyor acaba şöyle? Juventus'ta Abi o yöneticiydi adam galiba. orada değil mi şu an hala? sadece Ferrari'de değildi ya. Juventus'ta falan da yönetim kurulunda adam yani. İlginç. Ya sonuçta şeydi hala Philip Morris'in başında. Neydi o vasıfsız? Luis Camilleri miydi? Neydi? Camilleri. O hala Philip Olabilir. Morris'in CEO'su Vasıfsız. biliyor musun? Yani İlber Hoca dese bunlar bakkal olamayacak adamlar bunlar filan gibi böyle. Koç onu şimdiki birileri için söylemişti ama zamanında. Yani İlber Hoca olsa Abi öyle der bizim bir şey yani. Öyle var. bir tipleme bu da. Başkan dediğin şey Bizim gibi olur. Neydi o? bir Marciano gibi olur. Hey höyt. Trump'ın şeydi o bildiğin. Abi Rondonis. Lan dedi efendi adam nesi var ya? O Nasıl efendi abi? biraz Alonso'yu kovmuş adam ya. kovar kovar Allah. Gerçi her yerden kovuldu da. Yani en son Ron Dennis'i kovdular, konu kapandı. Onun yerine de kıl bir herif geldi. Neydi o? Whitmarsh. Yok be. Yuh. Oha Alpay. Ama Ron Dennis'ten Zac sonra bir Brown. sezon Whitmarsh çalıştı mı? Whitmarsh Ron Hamilton Dennis'ten şampiyonu. önce kuruldu. Kovuldu. Ron Dennis bizzat onu da kovdu. En son kendini de kovdurdu. Kurtuldu herif. Neydi o herifin Ama adı ya? abi Whitmarsh'a Zac Brown. şampiyon Zac olmadı mı Brown ha. 2008 Hamilton? 2008'de Hamilton şampiyon olmuş olabilir. McLaren olmadı. Ha. Hamilton'ın şampiyonluğunu kimse takmıyor orada. Mercedes Ama Whitmarsh var o 95'ten bu takım yana patronu olarak. o takıma yatırım yapıyor. Herifler sadece bir şampiyonluk kazanabildi. Bir. Mercedes o Abi yüzden biraz da ayrıldı şeyden. O takımdan. 95'ten beri yapıyorsa 3 olmuyor mu Hakkinen'le? Ya üreticiler şampiyonluğu kaç? Bir. Ha. 98'de o da. 98 mi? 98. 98. 99'da Ferrari üreticiler şampiyon oldu. 2008'de de Ferrari. Haliyle Mercedes babayı aldı orada. Pilotlar şampiyon aldı. Yürüdü. Gömdüğüm ama şey, Ron Dennis bak çok akıllıca işler yaptı orada. Hani gemisini kurtaran kaptan şekli vardır ya. Hakikaten şey kötü durumdaydı. McLaren kötü durumdaydı o zamanlar. Peugeot motoruyla yarışıyordu bir ara. O West'ten gelen, Mercedes'ten gelen bütün parayı tesise yatırdı herif. O McLaren Technology Center'ı yaptı. Araba fabrikasını Mercedes'in parasıyla kurdu bu herif. Yani araca yatırım yapmadı gitti şeye oraya buraya yaptı böyle. Hani başarı da biraz da o yüzden gelmedi. Nüve falan kaçtı tabii bir yerden sonra. Hoş Nüve'yi de kaçıran Mercedes motorlar oldu ya. Neyse. O adamın da motordan yana bir yüzü gülmüyor arkadaş. Ama Abi yani Renault'dan şimdi güldü ya. 10-14 arası Yani. motordan tamam. En iyisi değillerdi de adamlar adam Nüvi yürüttü yani bir şekilde yine. Ya yani %80 Ama Nüvi. o zamanlar çok yakındı motorlar. Yıllarca yasak şey gelişim yasağı vardı. Renault'un Honda'nın yaklaşmasına izin verildi. Hani biraz yavaştı ilk başlarda. Yetişmesine için gelişim izni verildi Ferrari ile Mercedes şeyken. Kilitlenmişken. Akıyorken. Ya aslında yani yüzde olarak farklar çok azdı o zamanlar. Haliyle herkes şampiyon olabilirdi. Tabii şasi fark ediyordu orada. Şasi olunca Nive yürüdü tabii. Yok bilmem ne üflemeli difüzör, yok çuflamalı bir şey. Çift katmanlı difüzör vardı. O Brown'un Egzoz işte. beslemeli yaptı sonra. Egzoz beslediler. Bir şeyleri zırtlattılar. Nereden biliyorsun? Ya Acayip düşün acayip abi. işler. Sen yani DRS ile virajı dönen araç. Hani bazı pilotlar istese de spin atamıyordu Tabii. Onu, bağ hızı pilotlar. Şeyi bazı. geçen bu 2011 Kanada'yı izlerken bir fotoğraf paylaştım. Gördünüz mü? Yarıştan. Hangisi? Çok paylaştı. Batın Vettel'i Son kovalarken. saniye gibi. Son tur Evet. mu? Son turda. Arka kanat şeylerini yazmıştım orada. Gördünüz mü o fotoğrafı? Gördüm. Fotoğrafı gördüm. Red Bull'un arka kanadına bak. Bayağı Monza kanadı gibi. Aynen. Şeyde McLaren'de bir kanat var. Maşallah paraşüt. Ona dikkat çekin. Yani o araba o kadar çok downforce üretiyor ki arka tarafta Red Bull. Gerek yok arka kanada. Hani
Renault'un en ufak zayıflığını bile kapatıyor. Daha da ileri gidiyor. Ya bu adamlar o araçla Monza'yı kazandılar. Bilmiyorum farkında mısınız yani. Monza'yı. Yani maksimum hızından çok uzaktılar ama tek turda becerdiler. Herkes kanadı söktü. Kaymaya başladılar ve bu araba yapışıyordu yola. Bu herifler Monza'da pole alıp kazandılar. Öyle düşün yani. O aracı öyle bir yere basıyordu. Abi diyorum ya işte istesen de spin atamıyorsun araçla hani. Tamam anladık tamam. O zaman 2020'ye spin atanlara dönelim. Aynen, 2020'de henüz bir kaza haberi görmedik hani testte şeyde film çekiminde kaza yapıldı işte spin atıldı gibi. Bayağı şey. Ha. O şeyde neydi o gösteri sürüşünde mi? Gösteri sürüşünde duvara giriyordu. Tamam gösteri sürüşünde duvara giren de vardı kırmızılı. Geçen sene miydi? Sen görmedin herhalde onu. Geçen sene ise bilmeyebilirim abi. Geçen sene Vettel bir U dönüş gibi bir yerde bariyere girdi. Ön kanadı patlattı gösteri sürüşünde. Şeymiş işte Raikkonen'in direksiyonunu kullanıyordum. Onun debriyajı başka yerdeymiş de debriyajı bulamadım. Bulurken tırtladım filan gibisinden. Bir arabayı nasıl yürüttün abi o zaman? Yani işte, belki de o anki hani panikle el alışkanlığıyla bulamadı. Olabilir. Hani insanlık hali deyip geçelim tabii sonuçta. Vallahi yani abi, yarışta yapmıyorsan istediğin yerde yap. O ayrı mesele. Yarışta da yapıyor ama olsun. Ha, öyle bir sorun var işte. Sıkıntı orada. Abi geçen sene askerden döndüm. 3 yarış izledim. 3'ünde de spin battı. Ne oldu? Lökle Vettel kazandı. Yok abi. Birinde attı. Şeyde. İtalya'da. He. O efsaneydi. Belçika, İtalya bir de Singapur işte. Ama Singapur'da iyi kazandıydı ya. Arada bir yapıyor öyle işte. İşte bu sene Ferrari aracın arka tarafını yere iyi yapıştırmaya çalışmış gibi duyumlar alıyoruz. Arka tarafta çok uğraşmışlar. İyi paketlenmiş mi? Dar mı? Sıkı mı? Kesinlikle çok iyi paketlenmiş. Böyle bağlayıp hava ısını çekmişler. Yapıştırmışlar iyice. Zaten şey pek çok kullandığı laf. Scarf'ın filan tarafında shrink wrap diyorlar. Hani anladım. Şimdi Türkçe'ye nasıl çevrilir bilmiyorum ama hani poşetten böyle hani bir ara şeyler vardı. Giysileri kaldırırken az yer kaplasın diye havasını çekerdin elektrik süpürgesiyle. Süpürgeyle hani aynen. Küçük kalırdı böyle. Ha, ona diyorlar aslında. Bir nevi. Ya da plastik şekillendirme şeyleri oluyor ne bileyim. Aslında koyuyorlar. Aslında onun için diyor. Yani mesela fare alıyorsun. Tam böyle farenin şeklinde bir plastik var orada. Aynen. Onun aynen. Gibi bir şey gibi. Hani oradan anlayın işte böyle havasını çekmişler diye yapışmış şey. O motor kapağını yapması da kolay değil bu arada ha. Yani dana gibi şey var. O kapağının dış kısmını kadar bir alüminyum blok düşün. Yani onun içine yayıyorlar karbon fiberi ki o şey çıksın ortaya. Motor kapağı çıksın. Gerçekten çok pahalı bir parçadır o. Yani şasiden sonra en pahalı gövde parçalarından biridir. Yani tabii değişik proseslerden geçtiği için üretimde. Ha, Çinliler üretiyor, hani gönderiyor. Biz de kontrol etmektir yani vidası sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Tamam. Vida yerine yani uyuyor mu? Şimdi abicim yani kalite mühendisliği zor bir iş. Şimdi ha aramızda kalite yani mesela mühendisi var bir tane de şeydi. Basa şu ses miydi? Neydi o? Orada çalışıyordu. Manisa pardon. Özel bir şirkette. Adı lazım değil. Bir yerlimsi şirket. Abi niye lazım değil ya? Yerli ve milliyiz yani. Vallahi cep telefonuna kendisinin yapmadığı cep telefonunu satabilmek için kendisinin Çin'den getirdiği cep telefonunu satabilmek için tüm ithal cep telefonlarına ekstra vergi koydurtan bir firmanın adını bana söylettiremezsin. Abi en ben kullanıyorum o cep telefonunu. Beleş verdikleri için kullanıyorsun kardeşim şimdi sen de yani. Hayır beleş versen ben yine kullanmam. Kalitelisini yap. İyisini yap. Yani rekabetçi yap. Şeyden pahalı yap. Rakibinden pahalı olsun bak. Hiç umurunda değil ha. Yani rakibin 5000 lira sen 6000'e sat. Ama aynı mal olsun. Gidip almayan top olsun. İyi de zaten hani diğerlerinde ekstra vergi olmasına rağmen bunlar telefonu onlardan çok daha ucuza satmıyor. Ha yani şöyle o da bir tuhaf yani. Oğlum Z40 2500 falan değil mi? Kim? Z40. Ya onu bilmiyorum da Çinliler, Minliler falan. İçindeki yani işlemciye bakarım ben. Neyse şimdi girmeyelim o konuya. Çinliler ne taktıysa onu bağlıyorsunuz değil mi?
Yani boş ver o işi. Ne alaka abicim ya? Daha sabah soruyordun Çin yanlış mal göndermiş diye. Yok statoründen kısa Olabilir. devre yapıyor rotoruyla kısa toru ayrı ayrı kısa devre yapıyor diye. Neyi nerede Abi nereye kalite mühendisi bağladıysanız. olduğumuz için her şeye bakıyoruz yani. Tamam da şimdi tuttuğun şehirde koronavirüs olma ihtimali var. Sen konuşuyorsun. Yok orası kısa devre yapıyor diye. Sonra Yok abi, bunlar önceden yerli gelmiş. koronavirüs. Olur mu öyle şey? Hikaye. Her neyse o konuyu kapatalım. Neyse. Şeye gelelim. Mercedes de bayağı bir şeyleri değiştirmiş. Fark ettiniz mi? Bu kaç senedir sidepod tasarımını değiştirmeyeceğim diye yırtınıyorlardı. Böyle giderek bir gıdım bir gıdım her sene bir gıdım yukarıya oluyorlardı. En son bu Evet. sene Sene o sene Ferrari'nin değişti abi. 2007'de 2017'de yaptığı şeye bu sene gelmişler. O kaza yapısını kaza çubuğu var ya orada bir tane çubuklar var. Görmüşsünüzdür sidepod girişinin altında. Onlar standart Evet. üretimdir. Red Bull mu ne üretiyor onları sanırsam. Tüm arabalarda aynı. Yan kaza malzemesi. Onun üstüne çıkarmışlar sidepod en son. Ben Abi beklemiyordum Ecolar hala açıkçası. şey mi üretiyor? McLaren. Ne? Ecolar var ya, ECU Evet. namı diğer. Ekranları arabaların işte direksiyondaki ekranlar var ya standart o tek üretici. Ekran ama şey değil mi? Araçta değişmiyor muydu ekranlar ya? Yeni mi geldi o? İçindeki yazılım sana Değişmiyor. bağlı. Standart olarak gelen şeyleri var Direksiyon ama değişiyor. Ekran paneli şeyin. McLaren'in işi. Onda bir ara fiyatına baktıydım da 10 bin euro muydu neydi o ekran? Hani yuh diye böyle. Hani 10 bin euroya ben cep telefonu alır ekranını söker oraya bağlarım. diye düşüncelere dalmış idim. 10 bin euroya telefon mu abi? Ucuza vereyim ben sana şeyler, Ya şimdi açtırdın ağzımı bana. şirketten. Yani Mercedes de bir gemi azıya almış gibi görünüyor ama belki de eskiden beridir düşünüyorlardı. Hani işte normalde 2021 öncesinde böyle riskler almazlar ama belki bayağı önce Abi başladılar onu dedim, tasarıma. ben araya gireyim, bir değişik bir soru atayım ortaya. At, 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 at. Twitter'a da yazmıştım da. Bu Red Bull sendromu olur mu Mercedes'te? Hani şimdi rekorları alt üst edip mesela bu sezon 2013'te Vettel'in ve Red Bull'un yaptığı gibi. Yani öyle de bir kumar oynayabilirler. Ya da hani atıyorum Haziran'da Temmuz'da sezon artık yavaştan boşlamaya başlayıp gelecek 5 sezonu, 6 sezonu düşünmeye başlayabilirler. Hani hangisini uygularlar sence? İşte Toto Wolff'e kalmış bir şey. Toto Wolff ne kadar akıllı bir adam bilmiyoruz henüz. İyi de abi, bu adamlar iki tane, bir tanesi büyük olmak üzere iki farklı değişimde de bir şekilde ayakta kalmayı başardılar, önde kalmayı başardılar ve hep kazandılar. 2021 tamam, tamamen baştan yazılacak olabilir ama 16-17 farkına baktığın zaman da yine büyük değişiklikler vardı. Tabii canım. Bu 19, adamların 19'a gelirken de işleyişi vardı. aynen, hani 19 biraz daha yüzeyseldi 2017'ye kıyasla. Abi tam ön kanadı değiştirme bütün akış falan değiştiriyor İşte ama onda bile 2017 çuvallamayı çok daha başaranlar oldu farklıydı. yani. Doğru ama hani bu adamların işleyişi, iş yapış tarzları falan biraz daha farklı. Hani Red Bull'la kıyaslamak çok doğru olur mu bilmiyorum. Çok hani nasıl çalışıyorlar ikisini de %100 de bilmiyoruz tabii ama hani yine de o kadar çok Williams'a geçilecek kadar çökeceklerini ben zannetmiyorum. Ya da Kanki çekilirler giderler 2013'te yine. Vettel Yuh. ikinci yarının Williams'a tamamını geçilecek kazanmıştı kadar dedi ya. adam ya. İyi de 2013'te 2014 Vettel Red Bull kaçıncıydı? Ya da Red Bull mu Ferrari mi? Williams üçüncü olmadı mı 2014'te? ya o motorla oldu. Hani Oldu mu olmadı mı? ya Oldu. oldu 2 sene. 2014-2015'te de üçüncü oldular. 3 mü 4 müydü? 3. 3-3. Ama Renault çok kötüydü. Mercedes hohoy böyle gidiyordu. Şimdi 6 milyon mesela falan atıyordu ya. Williams nerede? Sonuncu. Neyle? Mercedes motoruyla. Adam yani gridin başında da sonunda da Mercedes motoru var. Demek ki artık motorlu olmuyormuş bu işler. Yani o kadar büyük Ama farklar şu da var şimdi, kalmadı. hani şunu da ekleyebiliriz. Şimdi 13'ten 14'e geçerken V8'den V6'ya geçildi. Mercedes'in de ana gücünün motor gücü olduğunu kabul edersek hani ne kadar tökezleyebilirler şasiden falan. Ama artık ana gücü
motor gücü değil ve bu şekilde de adamlar yine kazanmaya Nasıl değil devam oğlum ya? ediyor. Değil, değil. Geçen senenin en hızlı aracı Singapur'dan sonra Ferrari'ydi. Açık. Yani küçük farkla bile olmuş olsa bariz Ferrari'ydi. Düzük hızlı olarak iyilerdi zaten. Motor konusunda bir tık diğerlerinden iyi olduğunu kendileri dahi söylüyordu. Ve şasiyle tırtlıyorlardı. Singapur'dan sonra onu da çözdüler. Ve gerçekten hızlıydı da bu adamlar. Haliyle yani 2020'ye Mercedes'in elinde hiçbir şey kalmamış olabilir. Yani sıralama Ferrari, Red Bull, Mercedes veya Red Bull, Ferrari, Mercedes olabilir. Bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Veya araya McLaren girebilir. Renault motoru varken hiçbir halt olmaz. McLaren'de ben söyleyeyim. Yani, tamam gerçi şu da var. Yani James Kay denilen şahane adam. Hani elinde bütçe de var. McLaren'in bütçesini de çok arttırdılar bu arada. O Araplar bastı parayı. Artık nasıl şey yaptılarsa. Peki McLaren'in Mercedes motoruna geçtiğini varsayarsak? Zaten geçecek. Yani 2020'yi olabilir. konuşmuyoruz şu an. 2020'yi konuşacağız. Doğru. Yani öyle de bir mevzu var. O zaman ne yapacağız bilmiyoruz. Tabii o biraz da şeyin nasıl diyeyim? Mercedes'in çekilme olasılığına karşı bir hareket. Bak ben bu üreticilere hiçbir zaman güvenmiyorum. O kadar haberini yaptılar işte. Ya işte çekilmeyeceğiz biz iyiyiz adanmış durumdayız kılız yünüz diye de ben bu Renault ve Mercedes'e hiç güvenmiyorum bu konuda. Direkt kaçabilirler ya hiç sekmez. Hemen kaçabilirler. Öyle söyleyeyim. O yüzden hani sonra yine bir McLaren Mercedes göreceğiz ama bu sefer şeye öncelik belki de Aston Martin'e öncelik verirler. O da olabilir. Hani Racing Point kapanır. Bayağı Mercedes takımı şeye satar. Stroll'e satar. Bu olabilir çünkü Aston Martin'in %5 hissesi kimin? Mercedes. Kimin? Mercedes. Stroll. O Stroll. %5 ne oğlum? Yanına bir sıfır falan at. Yani Stroll de öyle yaptı o işi ve Stroll Mercedes'e iyi güveniyor. Arasındaki ilişkileri de çok iyi. Yani orada bir mevzu çıkabilir, söyleyeyim. Geçen sana zaten şeyi attım ya ben bir tane podcast'tan bir senaryo yazdılar dedim. Evet. Tam olarak oydu. Senaryoda Olabilir. şu, hani bir şey oluyor. Mercedes çekiliyor. Aynı dediğin gibi Aston Martin, Stroll'du falan filan takımı satın alıyorlar. Toto Wolff'le falan da anlaşıp onu da yine tekrar takımın başında tutuyorlar ya da getiriyorlar. Sonra Stroll şampiyon oluyor. Perez de armut topluyor. Ha, Perez işte takımda onu da tutuyorlar oradaki senaryoya göre. Ama işte Perez'in ne olmuş? Motoru patlamış. Şurada bir yerde bir şey takılamamış. Şu olmuş, bu olmuş falan. Stro şampiyon. Ha tabii o mümkün tabii her şeyle. Ha, yani o zaman verdiğim cevabı hatırlıyor musun? Hayır. Massa bile şampiyon oluyordu bir ara. Stroll niye olmasın demiştim. Heh, hatırlıyorum, Yani, hatırlıyorum. Hatırlıyorum. olay bundan ibarettir. Çok da Ama karıştırmaya gerek yok. parasıyla da adam bu kadar şey satın alabiliyor mu ya? Ama şu o adamın bir geçmişini bir oku bakayım. Yani ne markaları batıştan kurtarmış. Pierre Cardin Mardin falan vardı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Böyle acayip Öyle acayip bir şeyler markalar konuşmuştuk, onu vardı. hatırlıyorum. Yani Doğrudur. adam şey ucuzcu tamam donanım haber ucuzcusu. Pierre Cardin'in fiyatı mı düştü tamam mı? Çat yapışıyor azıcık yatırım yapıyor. Hop marka değerini yükseltiyor. Ya satıyor ya da işletmeye devam ediyor. Ondan geliyor mu paralar? Kimin fiyatı düştü? Yanında Aston Martin'in. Bak fiyatı düştü diye Aston Martin alıyor herif. Hani araba alıyor demiyorum. Şirketi satın alıyor adam. Yani durumu var orada tabii. O tip bir adam yani. Şeyden alıp, hani çöpten alıp dirilten bir tipleme. Yapabilir ya, niye olmasın yani. Ha, Aston Martin, ben söyleyeyim. Aston Martin umutsuz vaka. Hani o Stroll'ün elinde de patlayacak büyük ihtimalle ama zaten
Denemeye değer ya. He, hoş şöyle bir avantajları var. Aston Martin'in elindeki araçlar eski kalıyordu. Gereksiz kalıyordu. O yüzden şeyi düşüyor. Hissesi düşüyor. Ama Red Bull'un ve Adrian Newey'in katkısıyla yepyeni araçlar Walker geliyor. Valkyrie var. Valkyrie'nin bir ufağı var. Geliyor. Bir şey daha var onun. İnsancıl versiyonu var Valkyrie'nin. V6 miydi? Neydi motoru? Yine aynı tipleme ama şey küçük. Daha ucuzu. Aslında adamlar LaFerrari ve 458'e ya da yenisi neydi? 488 miydi? Onun karşılığı arabalar yapıyorlar. Bayağı Adrian Newey'in şeyiyle. Stroll aslında biraz da onların üstüne kondu. Arabaların üstüne kondu. Zaten Red Bull'la şey bitiyor. Hı hı. Birliktelik bitiyor. Valkyrie sonuçta şeyde kalacak. Aston'da kalacak. Doğru. Valkyrie LaFerrari'nin doğrudan rakibi mi? Ya yani 3 üstü, 5 üstü bile yani. Yani işte o yüzden diyorum. Doğrudan rakip bir olarak ya, kıyaslamak ya, mantıklı gelmedi. Yani LaFerrari de bir şeyler yapar. Yani olabilir. Şey, halo kar diyorlar buna. Halo ama bizim halo değil. Yani, aslında 100 tane üreteceksin. Kimseye faydası yok ama şey bak Aston Martin bunu yaptı. Bak Ferrari bunu yaptı diyebilmek için. Yoksa o hani herkesin konuştuğu LaFerrari'den de 499 tane var. Haliyle çok da böyle matah bir şey değil. O kadar da üstüne düşünmek lazım. Hamilton'da bile var. Ha onda bile. Massa'da var. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Şey karısı siyah bir tane var Massa'da. Karısı çocuğuyla beraber biniyorlar. Çocuk karının kucağında. Haliyle araba iki kişilik. Öyle bir rezil bir ortam var. Massa'da bile var yani. Zaten hani %15'i kilometre yapıyormuş. Geri kalanı garajlarda, klimalı garajlarda çürüyor. Ne olacaktı? Yani işte. Abi F40 yok muydu Massa'da bir tane? Massa'da her şey vardır canım. Duyuyor falan Ferrari'nin bir ara sömürmediği kalmadı yani. Peki Ferrari ile bu kadar iç içe olup bir tane Ferrari'si olmayan adam söyleyelim. Hani eskiden çok iç içeydi. Bir tane Ferrari'si yok. Ne kadar eskilerden? Barcelona'nın mı? Çok uzaklardan değil. Alonso. Hı? Alonso. Değil. Barcello dedim de. Raikkonen. Değil. Raikkonen'in arabası var mı yok mu bilmiyoruz onu. Da yani. Yenge de jip var bir tane onu biliyorum. Yenge de jip var. Bu kadar Ferrari ile ilişkisi olup Ferrari'si olmayan... Nissan Qashqai. Büyük ekran Samsung telefon. Nissan Qashqai. Neydi? Beytullah Robin'im. Abi hiç sosyal medya takip etmiyoruz ya. Etmiyoruz. Luca di Montezemolo. Ben pilot zannediyorum ya. Ben de. Olsun. Pilot öyle zannediyor. Şaşırtma nasıl hocam? Hocam olmaz böyle. Abi Montezemolo'nun niye Ferrari'si yok? Şeyden Ferrari'den kovulduktan sonra ne varsa satmış, Range almış bir tane. Tekstilci gibi köye geziyor ortalarda. Köye de yerleşmiş mi abi? Tekstilci gibi geziyor ortalarda şimdi. Hani İtalya'nın yani başına geçtiydi. Onu da batırdı. Öyle yani. Ne varsa satmış. Valla cidden kendisi röportajını dinlediydim yani. Cidden satmış herif. Yani... Şeyde miydi ya? Bu Formula 1 podcastinde falan mıydı? Hı? Olabilir ha. Yok yok. Williams'ın... Formula 1 podcastinde değil. Çok eski ben. Hani kovulduktan 6 ay sonra filan. Ha anladım. Şey yaptım ben onu. Peki Hamilton'ın LaFerrari'si olmasına ne diyorsunuz? Olur. Parası var. Parayı veren düdüğü çalar diyoruz yani. Yani Mercedes pilotu, Mercedes'te yetiştim ben, Mercedes'e borçluyum diyen bir adam gidip SLS yani falan almak varken. Şey de SLS ne ya? Adamın Mercedes motorlu Zonda'sı vardı işte. Aa, mor özel üretim. Çarpmıştım ona kadar falan. Aynen. Yani niye Ferrari'ye biniyor LaFerrari'ye bir de yani? Oğlum böyle bir kural mı var? Ne alakası var ya? O Ferrari'nin Justin Bieber'ın olduğu iddia ediliyor. O sürememiş. Neyse. Hamilton'a sürdürüyormuş. Abi bu işin sonu çok kötü. Yani. Bilmem anlatabildim mi yani.
Ferrari'yi mi sürdürüyormuş? Başka bir şey. Neyse, değiştirelim bu konuyu. Bu mevcut lansmanı yapılan araçlar arasında tipini hani tipini derken çok da şey olsun, renk tasarımını en beğendiğiniz hangisi? Baton. McLaren. McLaren. Neyini beğendin lan? Bir tane biz şey turuncu boyamışlar, alttan mavi geçirmişler. Halo'yu bile paldır küldür boyamış herifler ya. İğrendim ya, kusacaktım halo'yu turuncu görünce. Neyse, o benim. Abi fikrim. Yani diğerlerinde çok tuhaf bir şey yok ki. Ferrari, Red Bull, Mercedes hepsi aynı. Bir Alfa Tauri biraz tuhaf. O da bana yani çok siyah beyaz boktan geldi, bilmiyorum. Racing Point pembe. Renault bildiğimiz gibi. Çok da bir tercih seçeneği yok yani. Ne bileyim. Yani McLaren çok standart geldi. Alfa ise? Abi en beğenmediğimden başlayayım öncelikle. Ferrari renk tasarımı olarak. Yani çünkü o alttaki siyahlıklar ne işe yarıyor hala anlamadım ben abi. Sidepod şişkinliğini gideriyor. Ya o bir de kıpkırmızı aracın altına bir simsiyah bir şey çekiyorlar böyle. Kaç yıldır var ama o yani 2014'ten beri falan var herhalde. Eskiden de var. 99'dan ne var? Oyundan hatırlıyorum da sonradan beyaza dönmüş. Evet. En sevdiğim yani bir tık Williams. Bir de bu BMW Williams abi. Eski BMW Williams var ya. Alfa Tauri. Gene abi senin? Güzel geldi ya, o fena değil. Benim şeyleri çok kötü ya. Alfa Tauri pilotlarının kaskları birebir aynı ya. Ha, beyaz araç şarttı F1'e ya. Yani Alfa Tauri şey, eskinin sade tip. Hani iki renkli şeylerde, Lotus'ta da öyleydi ya mesela, geçen seneki Haas da öyleydi. Aynen. Hani iki renkten oluşuyor. Sponsor logosunu bile o renkten boyuyorlar filan. Hani o tip araçları seviyorum ben. Eski işte neydi? John Player mıydı? Neydi o Lotus'lar? Bir de Haas işte aynısıydı onun zaten. Ondan yapmışlar. O Alfa Tauri o yüzden hoşuma gitti. Yoksa şeyden değil, çok değil ama Williams'ın renkleri biraz fazla boyama. Hani oyunda yaparsın ya böyle, sana çok fazla boya yeri imkanı vermez. Arabanın istemediğin bir yeri mavi, istemediğin başka bir yeri kırmızı, başka bir yeri şey olur. Hani üç rengi seçtirmeni imkan verir ama o kendi boyamıştır, haberin yok. Yani öyle olmuş ama en azından o kadar bir renklilik iyi. Gerisinde değişen bir şey yok. Şeyi hiç beğenmedim. Yani bayağı o McLaren lansmanında o turuncu haloyu gördüm ya, kusacaktım ben de size. Ya iğrenç ya. Çok iğrenç. Sucuk gibi böyle sarmışlar onu, öyle tavuk salam mıydı neydi onun gibi, sosis. İğrenç. Rengi de mat yapmışlar. Yani renk mat renk çok güzel de işte uydurmayı becerememişler diye düşünüyorum ben. Benim Mercedes'teki turkuaz çok hoşuma gidiyor ya. Mercedes Petronas'ın. Rengi hep iyi tutturuyor ya. Harbiden beceriyorlar. Harbiden. Ama o Petronas'ın şey ya, turkuazı. E tabii o da Petronas'tan yani. Gibi. Eskiden Sauber'in üstündeydi, onları hatırlarsınız yani. İşte bir de yeni sponsorla biraz şey var abi, siyah ve kırmızı gelmiş. Muhtemelen de. O kırmızılıklar çok kötü olmuş ya şeyin üstünde, arabanın üstünde. Ben hiç beğenmedim o kırmızılığı. Abi bu Red Bull, Sauber, Petronas var ya çok 2002'lerden falan. Raikkonen zamanı mı? Massa, Raikkonen falan Sauber'de yarışırken. Yılını tam hatırlamıyorum. Tamam, Massa ile Raikkonen yan yana yarışmadı hiçbir zaman. Onda da vardı ya o turkuaz rengi, o Red Bull aracında. Tamam, Red Bull, Sauber, Petronas'ta. Evet. O araç da güzeldi ama ya nedense. Oha, aklıma geldi bir an. Eskiler bilir tabii. Fena değildi o tabii. Yani şimdiki gençler bilmez diyerek Michael abiye de selam göndermiş olalım. Diğer arabaları aklıma getirmeye çalışıyorum da. Renault standart. Haas eski şeyine dönmüş. İlk senesine Rich mi? Enerjiden öyle kurtulduk. Şey. He ya, Rich Enerji'den kurtulduk. O da hani standart duruyor. Pembiş zaten pembiş. Ne kaldı ki geri geldi? Abi pembiş de direkt 2017'ye dönmüş ya. Ha, iyice pembiş. O da Sport Pesa'yı kaybettiydi. Oradan biraz şeyi. Sport Pesa ne halt neyin şirketiyse bir batıyor galiba. Arabanın üzerine bir Stroll yazsınlar kocaman, yeterli. S'yi dolar işaretiyle böyle.
Şeye de bir tane o dolar şapkası. Lance Stroll'un şapkasını hani şeyine. Neydi o? Zenci rapçiler gibi Amerikalı. Aynı böyle. Altın altın üstüne bir şeyle. Sıkıntı yok ya. Harbiden. O da Amerika şeyle yarışacakmış bu arada. Onunla evet. Olarak Latifi de öyle. Şeyde Niklas Latifi. Kanada ile alakalı. Kanada'nın motorsporları federasyonu kendini feshetmiş. Gidiyorum ben ya mı demiş. Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Evrak işleri yarıda kalmış haliyle. Hani ne oldu? FIA ile ilişkileri kesmişler falan. Hani yönetim bırakmış komple bildiği. Hani nasıl bir şeyse bayağı greve gider gibi. İster istemez Amerika'dan gidip lisans almışlar yani. Yani Kanadalılar kızıyordu da. Yorumlara denk geldim böyle ya işte Amerika lisansıyla yarışacak olmaları utanç verici, yıkıldır yündür. Kazara bir de yarış kazanırlar Amerika maççılar. Hani yanlışlıkla falan hani bakide bakide bir haltlar olur. Kazara kazanırlar. Ki ikisi de podyuma çıktı mesela değil mi? Marşını bilmiyor düşünsene. Gerçi Lance Stroll şeyle Williams'la podyuma çıkmıştı tabii. Evet Williams. Bakü'de. Yani Vettel'in Hamilton'ın üstüne kırdı. Yok canım fren testiydi o ya. Hak etti Hamilton. Tabii. Emre yok ya sallayın tabii şuradan. Varken de sallıyorduk canım. Sadece var, start. Konu ya abi Emre'nin de gözünü şey bürümüş yani fanatizm böyle. O şu an şimdi cevap veremeyecek durumda. Şu an yarışta tur zamanı atmaya çalışıyor. Olsun biz yine sallayalım. Spin filan atıyordur. Sövüyordu zaten ya bu GT'nin online şeyinde. Adamlar hayvan gibi çarpıyorlar işte hiç yardımcı olmuyor falan filan diye. Ne bekliyordun? Karşı yanından yani böyle Alonso gibi genişten mi geçecekti? Maldonado dolu orası. Ne bekliyorsun ya? Yani? Abi bu anlatıyor Emre. Hayır niye hep Emre'nin başına geliyor? Yani hiç mi kendini de suç aramıyor? Ne yapsın? Duş mu alsın? Ne? Hayır hep anlatıyor ya, hep başkasının hatasıymış işte, gibi her yarış bir şey oluyor. Alışacak yani onun. O herkesi kendi gibi zannediyor ama hani şey gibi neydi o Suzuka yarışında Grosjean'a güvenip yan yana ilk viraja giren Weber gibi. Grosjean'la yan yana viraja girilir mi 300'le? Sonra çarptı. Neymiş? Neydi? First lap freak mi diyordu? Neydi? Öyle bir şey dediydi ya. İnce ilk tur kaçığı dediydi de herif arabada paramparça arabadan çıkarken. Ya onu Hamilton da yapıyordu da bir kez şampiyonluk kaybedince pek yapmamaya başladı onu. Yok oğlum adam 2012'ye kadar hatta 2012'yi geçme de geç de 9 10 11 falan hep maldı yani. 2007'nin finali var ya ilk virajda dalıyor da şampiyonluğu ya, kaybediyor. Çin'i de var, Cardı da var, Cürdü de var. Onlar saymakla bitmez. Ya çaylakken falan eyvallah da hani istikrarla onu yapan Grosjean tabii ayrı. Hani Hamilton öğrendi bu işi. Vettel öğrendi. Az çok öğrendi. Hani ya bu arada hani unutuyoruz tabii zaman hani hızlı geçiyor. Bu Vettel'in 2008, 2009, 2010 kazalarını bir bakın. Yarım saatlik video derlemişler. Sığmamış. Ne kaza? Ben onun yarısını unutmuştum onların. Ne kazaları var bu çocuğun. Sonradan topladı biraz kendini. Tabii 40 saniye önde gidince kimseye çarpamıyorsun. Ama yani Vettel de sonuçta bir şekilde öğrendi işleri. Yani her ne kadar hala spin atsa da dikkat edersen spinlerini hep kendi kendine atıyor. Bir geçen sene bir Verstappen arkadan girmişliği var. O kadar. Brezilya var bu sene de. Brezilya olur o kadar. Onlar şey yok. Leclerc, Leclerc çıkar o kadar mevzu. Hadi önceki sene sadece şey yok ya. Singapur diyorum. Silverstone Max kazası yok. Fransa'da falan filan da çaktı ya Bottas'a. Ya bayağı şey belalıydı o sene. Yani, olacak. Sonra da bazı pilotlar interesting tactics diyor. Kim diyor? Hamilton. He. Silverstone'da demişti ya. Hatırlamıyorum. 2018'di sanki. Hiç hatırlamıyorum. Ferrari kazanmıştı ya yarışı ilk turda Hamilton'a çarpmışlardı da. Raikkonen çarpmıştı onda ama. Raikkonen çarpmış. Ha. Ya olur öyle şeyler. O kadar takılmıyorum ben o şeyler. Hani
Yani Vettel'i sen Abi kaza spin atıyor, olur spin da atıyor yani diye tutup anlatıyorsun. da interesting taktiği diye de hemen bir karalama kampanyası yani. Kendi hiç Geç, yapmamış o da gibi. konuşuyor. Onun Massa ile kapışmalarını her dünya alem hatırlıyor. 11 Neydi miydi? 12 miydi? sonra? Neydi o sene? 2011. Lan 7 kere mi ne çarpışmışlardı ya? Hey. Hayır, bir de Button ikinci gidiyor, birinci gidiyor. Bunlar böyle altıncı, yedinci sıra. Hamilton bir de hani dersin ya, Hamilton hani hızlı pilot, az pilot, kıldır, yündür. Bildiğin şey. Massa ile Abi çarpışıyorlardı. Rosberg'e de yenildi. Button'a da yenildi. Yani. Alonso'ya da yenildi. Yenilmedi lan. Alonso'ya ne zaman yendi? Berabere kaldı. Berabere kaldı. O iyiydi Kim daha ama. fazla yarış kazandı peki o sezon? Eşit galiba. Oba Eşit mı olması eşit? Zaten biri üstte falan çıkardı tabii herhalde bir tabii. şeyler oldu. Zaten hatta Hamilton podyum farkıyla mı, derece farkıyla mı ne üstte geçti. Hani orada Raikkonen olmasa Hamilton şampiyondu. Aynı puanla bile olsa Ama abi Hamilton Button ezdi geçti Hamilton'u ya. şampiyondu. Valla toplam rakamlara bakıyorsun, o iş öyle olmuyor. Yani hani pol sayısına bakıyorsun. Hamilton o Button'a takım arkadaşı olduğunda 30 pol almış. Sallıyorum rakamı. Button 2 falan gibi öyle rakamlar var. Yarış kazananına bakıyorsun, aşağı yukarı benzer tablo var. Yani o bir tane sezonda öyle bir dayak yedi ki o Massa'yla uğraşırken. Yani o yetti yani milletin diline düşmesine. Hak etti de, o şey yok yani. Hak etmedi değil. Rosberg'e de yenildi abi. Öyle bak, o sezon başına bir sürü pole aldı Rosberg. Hani sıralama pilotu Hamilton'dı. Nasıl oldu diye sorarlar adama yani. Haklı, onu söyleyeyim de Sonra yani. diyorlar ki işte Rosberg hep ikinciliğe oynuyor. E ne yapsın adam şampiyon olacak. Yani. Adam poli alıyor ya. Daha ne sonra. Kaç tane poli var 2016'da? Herifin. 9 muydu? Zaten ilk 11 4'te miydi? 4'le mi ne Yani. başlamıştı? Hatta 15'in sonundan 4'te 4'te Evet, falan öyle 7'de 7 başladı. olmuştu toplamda. Aynen. Yani. Bu ne demek ya? 2015'te Müthiş bir şey. Hamilton bir şapka fırlattı. Ondan sonra adam kafayı yedi. Yani müthiş bir şey hakikaten ya. O Rosberg'i ben hep böyle hani sıradan bir pilot gibi görürdüm ortalama. Hani böyle Weber gibi falan görürdüm de adam çalıştı, çabaladı. Yendi yani. Şampiyonluğunu aldı. Eyvallah dedi, ben şapkamı alıyorum, çıkıyorum. Ama abi Hamilton'ın çok içinde kalmıştır o ya. Tabii canım. Ya. Ne biçim Rövanşı oturmuştur alacak içine. böyle hırslanacak. Adam gidiyor. Sonra Bottas'la artık. Tamam, o zaman araçlar 2020'ye geri dönelim. 3 tane şey istiyorum her birinizden. Sesin çok kesildi. Hiçbir şey Ha, anlayamadık valla. Üç ne istiyorsun? 3 tane araç istiyorum. Pilot Hı. istiyorum. 2 parça testler var, 3 gün 3 gün. Hı. Bir de ilk Onları bir yarış. kısalar. İlk yarış. İlk testlerin en hızlısı hangi araç, hangi pilot? İkinci testler ve ilk Tabir. yarış. İlk yarışı kim kazanır oluyor yani sonuncusunda. Anladım. Alpay sen başla istersen. Abi şimdi test şampiyonunu söylemeye gerek yok. Herkes biliyor. Hani Ferrari muhtemelen testlerde şampiyonluğu alacak. Sonra Avustralya'ya gideceğiz. Avustralya'da değil mi? Değişiklik falan yapılmadı yine açılış. Yok yok Avustralya. Avustralya. Sen askerdeyken o kadar bir şey değişmedi. Şimdi testlerde abi Ferrari 1,5 saniye falan hızlı olacak. Son günde de güzel bir tur atacak böyle. Artık Leclerc'e mi atar, Vettel mi atar bilmiyorum. Biri güzel bir tur atacak böyle. Bir gaza gelecek böyle tifosiler. Aha bu sene o sene falan filan. Sonra işte O geyik çok Avustralya'ya pis yapıştı uçacağız. zaten. Bu sene o sene mi? He. O sene bu sene mi? Bu sene o sene. Bu sene de o sene değilmiş filan gibi. Sonra Avustralya'ya uçacağız abi. Cuma günü bir şeyler olacak. İşte Ferrari'nin o son umudu tifosilerin. İşte ya yani saklıyoruz, hız saklıyoruz, ayar yapıyoruz falan filan muhabbeti olacak. Cumartesi Q3'e geleceğiz. Tabii kuru hava şartları için konuşuyorum. Yağmur falan yağarsa Ferrari ilk şeyde de elenebilir Q1'de falan. Neyse. Q3'e geleceğiz abi. O son umut var ya Stroll hala. where is
O son umut var yani, kendimizi saklıyoruz kısmı. He. Cuma'dan hani cuma göstermedik Lastik bir tek. kullanımımız çok iyi bizim filan Ha. gibi. Sonra tur atacağız falan. Hamilton 0,9 0.6. saniye Ha, falan. 0.6'ydı. Geçen sene 0.6 mıydı? Bir önceki sene 0,7 mi neydi? Ama Hamilton şey Vettel kazanmıştı sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ha, bir yanlış. Şanslı bir güvenlik Ha, aracıyla. aynen öyle bir Ha, Haas'ın bir şeyi olmuştu. Haas lastik takamamıştı iki kere aynen. paçalarından bal Geçen damlası sene değil yere. ama önceki seneydi o. Önceki İki sene seneydi, önceydi evet. işte. Ama geçen sene Ha. de bir Haas lastik takamadı. Öyle bir şey oldu orada. O yok bende. Neyse. Sonra Hamilton 0,7 ile alacak ya pole'ü. Cumartesi'den sonra yarış ayarı yaptık. G'yi Sıralamaya de kendini kasmadık. kandırma. Evet, tabii ki. Heh, diyerek avutma kısmı. Ama geçiş Artık yapmak yarış zor başlayacak. Avustralya'da. Hamilton işte arada bir şey diyecek. Lastiklerim çok kötü falan diyecek. O 50 tur öyle takım bir söyler şey. onu. Evet. Sonra Hamilton, Yarışın Bottas, sonuna kadar o lastikle Verstappen. gidecek. Bir de fastest Sonra Hamilton, Bottas, Verstappen, Red Bull'da kim var? Kimi getirdiler en son? Sürekli isim lap değiştirir. yapacak. En son Kvyat vardı. Ya tamam, anlaşıldı anlaşıldı. Ferrari'de 5-6 falan işte. Belki 4. Tamam, Batuhan sen. Bence birinci testlerde Red Bull önde olacak. İkinci testler için ben Ferrari'nin önde olacağını sallıyorum. yarış konusu biraz ilginç. Sanki yani Mercedes uzun yıllardır çok güçlü orada. Geçen sene falan da bakıyorum şimdi sonuçlara. Sıralamayı Hamilton, Bottas, Vettel bitirmişler. Yarışı Bottas, Hamilton, Verstappen bitirmişler. Ferrari bir boklar yemiş yine orada. Yarışta Mercedes alır gibi geliyor bana. Ama sonuçta sezonu göstermez diyorsun. Yok, göstermez. Gösterir abi. Ya abi şu Gösterir. kurallarla gösteriyor artık. Yani ne zaman değişti? İlk, kaç yıldır ilk yarıştan belli oluyor aşağı yukarı kimin alacağı. Yani bu Ya gelişim canım. kapalı falan filan Ona muhabbeti var bakarsan ya. 2 sene önce şeydi. Vettel şampiyon olacak. Sonra Adam Vettel 2017 kazandı da 2018'de ucu ucuna mesela kazandı. 2017 harbiden 2017-2018'de Vettel'in şampiyon olma olasılığı vardı. Vardı. 2018. 2017-2018'in Avustralya'yı da Vettel kazanmış mesela. Ha, tabii canım. Abi ucu ucuna kazandı. Farkla kazanmadı ama onu diyorum ben. Kazanmış mı? Kazanmış. Bitti. Tabii canım. Ona bakır. 50 saniye fark takınca 20 puan fazla gelmiyor ki. Ben ilk testin şeyine McLaren diyorum. İkinci testte Red Bull diyorum. Yarışı deyip bırakıyorum. Çekirdek Ne avuç bileyim şimdi Ferrari, yani Red Bull'un kazanma olasılığı yok ilk yarışı. Red Bull diyecektim ama kazanma olasılığı yok. Hadi Ferrari diyeyim, Ferrari olsun. Geçen sene ben Ferrari domine edecek diyordum testleri görünce ama herkes öyle diyordu ama ya. gördük sonra. Şeyde nedir? Brown anlatıyor ya şeyde testlerde, hatta geçen makale atmıştım. Bugün mü attıydım makaleyi? Dün mü attıydım? Bir Dün. Brown GP testlere çıkıyor. Bir bakıyorlar araba çok hızlı. Anormal hızlı. Arabayı full depo yapıyorlar. Full şey bütün o balast ağırlıklarını takabildikleri kadar takıyorlar. İşte aracın izin verdiği kadar. Yer yok çünkü araçta sonuçta. 10 kilo da takamazsın. Balast ağırlıkları takabildikleri kadar yapıyor. O vaziyette fastest lap yapıyorlar testlerde. Herkes diyor ki şey bu adamlar hani glory run Boş diyorlar depo. ona. Hani şeylere göre he, boş depoyla sponsor kandırmak için turlar Ki o atıyorlar zaman da filan yakıt diyor. ikmali vardı abi, onu da belirtelim. İşte evet, 2009'da vardı. Ve adamlar harbiden full depo, full balast çıkıp en hızlı tur atıyorlarmış. Diğerleri yaklaşamıyor bile. Ama bunu tabii kimse bilmiyor. Müthiş bir şey ya. Hatta o Total Competition'da filan Brown çok anlatıyor onu. Yani o çift katmanlı difüzör kural açığı olduğunda daha sezona başlamadan önce topladım takım patronlarını, söyledim diyor. Bak bu 2009 kurallarını biz araçları şey yapmak için hani
Danforson'u biraz kısmak, birbirlerini takip edebilsinler diye yaptık. Benim anladığım kadarıyla bu kurallarda bir açık var. Çok çok daha fazla Danforce üretilebiliyor düşündüğümüzden diye adam bütün takım patronlarına söylemiş. Takım patronlarının yanında şeyleri de var her takımın. Teknik ekibin şefleri de var. Bak hesap et. Adam Parr o zamanlar Williams'ın başında. Hani şeyde yöneticisi. Onun da o şeye gittiğinde hani o toplantıda yanında kim vardı işte Williams'tan bir adam hani adını hatırlamıyorum şimdi. Patrick Head? Yok yok Patrick Head değil. Başka bir tasarımcı varmış hani şef tasarımcılardan biri. O iş işkillenmiş. Oğlum bu Brown bir şeyler diyor kesin bir şey buldu karıştırın. Hani mutlaka bir şey var. Onlar da çift katmanlı difüzör hani Brown'ın o şeyiyle bulmuşlar ama Brown'daki cesarete bak. Hani kuralların ruhuna aykırı diye adam bulduğu şeyi açıklıyor. Tamam difüzörde var demiyor ama hani düşündüğümüzde çok daha şey, fazla downforce işte. Şey yapıyoruz. İsterseniz bunu kapatalım filan gibi konuşuyor. Takımlar yok yok filan demişler. Nivey dahil anlamamışlar ne olduğunu yani. Yani ama 4 takım vardı o sezon kullanan. Üç, Williams vardı, Brown vardı. Difüzör dörtlüsü vardı abi. 4 hatırlıyorum ben. Toyota, Williams, Toyota Brown. Vardı, Williams vardı. Brown. Red Bull'da yok muydu? Red Bull sonradan taktı. Ha. Çünkü ilk yarıştan sonra Ferrari protesto etti şeyi. Klasik. O resmi protesto bu arada. Yani şey değil. Öyle lafla söyleme değil. Resmi protesto etti. Diğerleri de karşıydı. İşte McLaren, onlar filanla karşı. Ve o zamanların FIA başkanı kimdi? Mad Max. Mosley. Max Mosley. Eli kırbaçlı Mosley. bir önceki sene o Concord anlaşmasında bu şeyle Ferrari ile McLaren kendilerine çok büyük arıza çıkardığı için işbirliğine falan yanaşmadığı için kasıtlı olarak FIA'ya da emri vermiş. Şeyi yasal kabul ediyoruz. Çift katman difüzörü. Sürüyorsun ikbeler diye. Yani. Bildiğim bu yani. Tüm şeyi bu. Yani Brown ya kesinlikle şey olurdu yani, yani kurallara uygundu. Kuralların ruhuna aykırıydı sadece diyor. Ve onun şey bulmasının tek sebebi McLaren'le Ferrari'nin bir önceki sene Mosley'i çok kızdırmış olmalarıydı diyor. Müthiş bir şey bu ya. O arada işte arkadaş. Yapmışlar. Red Bull falan hani hızlı adapte oldu. O işleri iyi halletti. Red Bull sonuçta yani. Ferrari ile McLaren baktı öyle uzaktan. Öylece baktılar yani. İş çözmeleri yıllar aldı. Hatırlarsanız yani. Onlar işi çözer gibi yaptığında da zaten üflemeli difüzör, kıl difüzör Brown ipi eline almıştı zaten. Brown diyorum şey. Neway. Ama Belçika'da yine Kimi Raikkonen. Ya önündeki 9 kişi yarış dışı kalınca Kimi Raikkonen kazanır tabii. Açtırtma ağzını. Fisikella pole almıştı ya. He ya. Forsin diye. Kers yüzünden kaybetti onu da işte. Şey sorayım. Birinci testlerle ikinci testler arasında Mercedes'in geçen sene yaptığı gibi tamamen başka bir araba getireceğini düşündüğünüz bir takım var mı? Ya da bunu yapan çıkar mı yine? Çıkar. Mesela? Ferrari'den ben bir şey bekliyorum. Mercedes'i yapmayacağını söyledi açıkça. Onlar yapacağım diyorsa yapmaz. Onun bir şeyi yok. Hani Williams'ın yapacak parası yok zaten. Williams zaten hadi. Yani ne olur? Yapsa da ne olacak? Yapar çünkü araba kırılır mırılır bir şey olur. Yerine 2019 parçası takarlar öyle olur. Öyle olur. Üzerinde hala Robert Kubica yazan parçayı falan takarlar. Red Bull falan belki ya da McLaren. McLaren'de hatta yeni bir değişiklikler varmış. Lansman arabasıyla piste evet, çıkan o, şey, öyle. Onu paylaşmıştım galiba. Sidepodlar falan değişmiş. Sidepod ve motor kapağı galiba. Zaten sidepod kapağı, motor kapağı. Abi McLaren'ın sidepodlarını çok seviyorum ya. En değerli sidepod yani. Ne alakası var lan? Çok şık gözüküyor abi karşıdan bakınca. Şahane. Bu 2017'den sonra gelen o Ferrari'nin getirdiği o sidepodların hiçbirini sevmedim ben. O sidepodun hava deliğini göreceğim ben arkadaş. O toparlayıcı göreceğim. Mercedes'te iki tane var. Bakarsın artık bol bol. Bir tane bir delik açmışlar oraya şey gibi. Elektronikler için falan diyorlar. Zaten orada şeyler duruyor işte. Eco filan duruyor. Eco duruyor. Transponderlar duruyor. Radyo duruyor.
İşte bir de şey var, sensör ünitesi var. Hani Eco'ya benzer küçük bir Eco daha var orada. Araçtaki tüm sensörleri alıyor, derleyip Eco'ya gönderiyor. Ondan sonra radyo transmitter'a gönderiyor. Onları soğutuyorlar. İyi yapmışlar yani. O daha önce de sanki bir takım yapmıştı onu ama hani 2009'da mı 2008'de mi bir takım yapmıştı hatırlamıyorum. Alakasız bir delik vardı bir yerinde. Catering bile olabilir yani. Hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey ben hatırlar gibiyim geçmişten. Evet, diyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Var mı Aa, eklemek ama istediğiniz bir şey? şampiyonu konuşmadık. Kim şampiyon olur? İlk yarışı Şampiyon. geç şimdi. Oho, şimdi ilk yarışı şampiyon. Lance Stroll. Aa, dayanağı ne hocam? Bir şey söyle. O zaman ben Şundan sana şundan ötürü. söylüyorum. Verstappen. Net. Verstappen. Çünkü Red Bull varını yoğunu harcayıp Verstappen'i şampiyon edecek. Yoksa Verstappen Mercedes'e kaçacak. 2021 bunun için daha iyi bir avantaj değil mi? 2020'ye bu kadar çok yatırım yapmak hiç mantıklı değil çünkü bence. Vallahi Verstappen'e kalmış. Onun babası götün teki O zaman malum biliyorsunuz. sezonu oynamayalım. Ya Değil mi? şimdi ama senin varsayımın şu. Bakıyorsun işte Red Bull önde biraz değişiklik yapmış. Şunları değiştirmişler, bunları değiştirmişler. O zaman diyorsun ki çok fazla yatırım yapmışlar, kazanmak istiyorlar. Ama bunların sonuçlarının nasıl olacağını öngöremiyorsun ki. Belki sıçıp batıracaklar. Olabilir. Valla İyi de olmaz ama ben sallıyorum şu an. Yani tamam işte ya kim o bilerek açıklama. söylüyor? Ben şöyle diyeyim. Yani şampiyonluk bahsi oynasam Hamilton'a oynarım. Garanti Ama altın. 1,1 veriyor değil mi? ama hani şampiyonluktan çok şey de bayağı takip edilecek bence. Vettel Ferrari ve Leclerc çekişmesi. çekişmesi. Lokla. Hani ateş fışkırabilir bu sene. Bu fazla fazla ateş fışkırabilir yani. O geçen sene Onu ben de fışkırdı çok merakla fışkırdı bekliyorum ya. Yok daha geçen sene fragmanı Abi o fragmandı izledik Valla bu bence. sene Sen bir dur. tanesi alıp yürüyecek. Ama hangisi bilmiyorum. Lokla olur ya. Yok yok Vettel'de yani. iş yok. Charles Hiç belli olmaz bak. Hiç belli olmaz. Ben öyle bir şey beklemiyorum ya. Birinin alıp gideceğini. Ben aksine daha fazla pist üstünde kapışacaklarını, sıralamalarda artık hani Leclerc'in üstünlüğünün olabileceğini düşünüyorum. Kimin Ama hava koridoru? Kim? Kimin hava koridoruna girecek? de ben Ferrari'den bir bok beklemiyorum bu sene ya. Ferrari'de de çok şey değişebilir araçta. Adamlar da bir şey. Evet. Araçta değişmesi bence önemli değil. Oradaki insanların değişmesi Bir gerekiyor. halta Sorun daha yarayıp çok orada. yaramayacağı. O işte sorun o Abi zaten. speed araç çıkartacakları hali yok yani. SP ekliyoruz Ferrari'den. Ama yasak ya SP ekleyemiyorlar. Yoksa ekleyecekler çoktan da yapamazlar. Yoksa orada kalsa Renault geri görüş kamerası takacak Ricardo için. Ferrari SP ekleyecek. Artık Mercedes ne Giovinazzi'ye de ekleyecek abi? bir Mercedes mi? Mercedes de lastik koruma aparatı falan ekler artık şey. Geçen Yok sene onlar çok ekler ya artık. en Üzücü. iyi lastik koruyan Mercedes'ti geçen sene. Ondan değil, lastiklerden sızlıyorlar ya biri bazı pilotlar. Ya o lafta sızlıyor. Ama Hamilton'ın telsizine mute butonu getirirler bir tane. Susturur adamı. Konu kapanır. Yani. Arada Twitter'da şey izlesinler, izleyiciler, dinleyicilerimiz. Bu Takuma Sato'nun Çin GP ilk virajı var bir. Takım radyosu full açık. Mühendis full Ha. konuşuyor. Sağda geliyor, sağda geliyor, sağda geliyor. Hop, sağda Jaguar var. Sola git, sola git, sola git, sola git. Ama onu IndyCar'da hep yapıyorlar. Yazdım ya ben de paylaştım. Spotter diyorlar ona. IndyCar'da sürekli yapıyorlar. IndyCar'da zaten ortam bir kan revanı olabilir her an. Onu çok şey yapıyorlar. O Indy 500'de falan çok yapıyorlar onu. Pilot zaten bir önüne bakıyor ancak bir dümdüz gidiyorlar. Çok hızlı hareket dönüyor orada. Ama Sato'nun yani şeyde de yapmasına şaşırmıştım. F1'de yapmasına şaşırdım ama yapılıyormuş demek ki. Olur. Evet şampiyonları alalım. Ben Verstappen dedim konuyu kapattım. Alpay. Ben ne dedim abi? Hamilton mı Sen dedin? ne dedin? Abi Bassi Hamilton oynadım dedim. Tamam sen. Batuhan. Soru mu şimdi bu? Niye canım o yani sonuçta bak Ferrari'ci adam Hamilton diyor. Mercedes'ci adam da daha doğrusu Hamilton'cı adam da Bottas falan der herhalde ne bileyim. Hamilton ya. Hamilton diyorsun.
Şimdi bu sene muhtemelen kıracağı rekorlar arasında şey olacak. Schumacher'in yarış rekoru. Yani, zafer rekoru. Olabilir. Aynen. Lider gidilen yarış falan filan onlara da çok yakın diye biliyorum. Yedinciyi kapıp eşitler. Şey, Ondan sonra da emekli olur. Hamilton'ın 6 şampiyonluğu mu vardı? Ben sayamadım, Evet. kaçırdım bir yerden sonra. Altı. Altı oldu. Şeyden, yani Rosberg'ten sonra sayamadım ben onları. 6 mı oldu? 6. Ama şimdi Altı 7 olunca da olmaz ki, 8'e eklemek lazım. oldu. Değil mi? Yani 8 olursa rekoru kırdım sayılıyorsun. Yoksa 8 de artık Verstappen'e kalır ya. ne alakası var? Yani 8'lesin diye Yok. Verstappen. Ama ben tabii şampiyon olamayan şampiyon olsun düşüncemden dolayı Verstappen diyorum. Çocuk kaç Abi niye senedir Leclerc uğraşıyor. demiyorsun? Leclerc'in daha zamanı var. Verstappen şöyle 2-3 defa olsun, Leclerc'in sıra gelir. Ricardo var O daha hayvan sırada. başlarsa durmaz. Abi Ricardo şampiyon olamaz. Bence de. Renault'dayken olamaz da. Hani. Abi o Raikkonen'in bir eşi ya, ciddiyim bak. Olabilir, olabilir yani. Şey değil. Hani Abi. ben Rosberg'in şampiyon olmasına üzülmemiş birisi olarak söylüyorum bunu. Gayet normal. Bak çok Yani iddialı bir şey yılda 3 yarış söyleyeceğim. çok güzel yarışıyor Ricardo. Ha bu Evet. şey Fener Galatasaray'ı yener ya, onu konuşur. O da öyle bir iki geçiş yapıyor artistik falan. O süper pilot süper geçiş yapıyor deniyor. Sergen. Hani Nico Hülkenberg de süper pilottu. Nerede şimdi? Kim? Hülkenberg Nico diyor. Hülkenberg. He. Hani süper pilottu. Hülkenberg'in süper pilot olmadığını çok hızlı atladık biz. Azerbaycan'da podyuma giderken Dur, şurada hala bak bariyer vardı. Stroll'ün bile podyumu var ya. He Stroll'ün ya. podyumu var. Stroll parasıyla şampiyon olur. Ricardo yine şampiyon olamaz. O derece Ha bak diyorsun. ben çok eminim ya. Ha bak Olabilir, Stroll olabilir. podyum aldı. Aynı yarışta Hülkenberg podyuma gidiyordu ve gitti duvara vurdu. Etrafında hiçbir şey yokken. Hülkenberg hep öyle Bana birini yapıyor. Ne hatırlatıyor da. zaman bir podyum şansı olsa herif, Almanya'da da öyle, dur şuradan patlayayım. 2018 miydi o Almanya? Yok. 2019 Geçen sene Almanya. 2019 herkesin uçtuğu yer. Drag Tamam. pistinin orası. Yani orada Adam da gaza bastı orada ya. hayır, bassan da bir şey değişmeyecek. Niye 2018 basıyorsun? Almanya. Orada 2018 Almanya ne oldu? He. Orada Hülkenberg Sebastian Vettel. o öbür Alman. Öbür Alman. Yani o şey değil. Hülkenberg olan Alman değil. Sebastian olan Alman. Vettel. Neyse, konuyu kapatalım. Biz daha da gidersek bu goy goy çok sakat bir yere gidecek. Çok da karıştırmayalım. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Bakalım sezon bize ne getirecek. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.